ürün etiketlerinde düzenlemeye gidildi. Marketler meyve ve sebze fiyat etiketlerine üretici fiyatı ile kendi alış fiyatını da yazacak. Hakiki tereyağı, hakiki bal, hakiki peynir ve hakiki zeytin beraberinde niceleri. Bakanlık bununla ilgili çalışma başlattı. Amaç ise vatandaşların aldatılmasını önlemek. Bakalım bu çalışmanın detaylarında neler var? Böylece tarladan markete kadar fiyattaki artışın nereden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ürünlerin üzerine yazılan hakiki, gerçek, doğal ve benzeri ibareler de kalkacak. Sizlere bahsetmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak bu kameraman arkadaşım Can Karadana'dan rica edeceğim. Doğal gül suyu yazıyor, doğal sabun, Hint el şekil kınası ya da doğal koku giderici. Peki bu tabelalar ne derece inandırıcı, kim ya da kimler tarafından denetleniyor? İşte esas nokta tam olarak bu. Televizyonda ben de izledim onları. Onlar bizim için değil de daha büyük marketler için geçerli olan bir şey. Bizim sabit müşterilerimiz var zaten, bize inanan, bize güvenen. Bizim evimize götürüp çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi biz müşterimize ikram etmeyiz. Belli yerlerden peynirlerimizi alırız. Yıllarca arkadaşlarımız vardır, onlarla bağlantımız vardır. Belli yerlerden taze yağımızı alırız ve en güzel şekliyle müşterilerimize ikram ederiz. Esnaf ve vatandaşlar ise yeni düzenlemeden memnun. Sürekli alışveriş yaptığı, tanıdığı, bildiği esnaftan şaşmayacak. Yani bu ben olurum, başkası olur, fark etmez. Ama bu tarz ürünlerde, doğal ürünlerde her zaman tecrübe etmiş olduğu, tanıdığı, bildiği esnaftan almasını tercih etmesi lazım. Amaç para kazanma değil, amaç müşteri kazanma, insan kazanma. Parayı her zaman kazanabilirsiniz ama müşteri kazandığınız zaman bu işi yaptığınız sürece devamlı para kazanmanız daha kolay olur. Yani önemli olan bunda güven, yani güven duyabilmek, güven verebilmek karşıya.